Arkadaşlar hayırlı günler. Bugün bir kutsi hadis üzerine bir söyleşi yapalım. Kutsi hadiste Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kulum ben hastalandım, beni ziyaret etmedin. Susadım, bana su vermedin. Açtım, bana yemek vermedin. Ama sen susamazsın, sen acıkmazsın, sen hastalanmazsın ki ya Rabbi. Ama Rabbimiz şöyle buyuruyor, diyor ki ben hastalanmam ama benim şurada hasta bir kulum vardı, ziyaret etmedin. Aç olmam ama şurada aç bir kulum vardı, onu doyurmadın. Susamam ama şurada suyu bulamayan bir kimse vardı, ona su ikram etmedin, su vermedin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki sizin en hayırlınız insanlığa en hayırlı olanınızdır. Bizim geçmişte bir ablamız eşinin vefatını anlatmıştı. Kışlık odunlarını, işte bütün kışlık erzaklarını hanımıyla beraber hazırlıyor. Bir gün ateşi yakıyor, hanım bu su sönmesin diyor. Camide imam gidiyor, vaazını veriyor, namazını kıldırıyor ve orada vefat ediyor. 10 yıl sonra da yol geçecek, mezarın açılıyor ve bakıyorlar ki mütebessim bir çehre, sanki yeni konmuş. Muhtemelen şehit. Dedim ki abla, eşiniz nasıl birisiydi? O yolda bir tümsek görse onu onarır. Yolda bir diken görse onu kaldırır. Biri susuz kalsa koşar çeşmeden ona su taşır. Biri hasta olsa bana çorba yaptırır, gider çorbasını götürürdü dedi. İşte ben anladım ki bu amellerle o amcamız Allah'ın huzuruna çok rahat bir şekilde gittiğini düşündüm, hayal ettim. Şimdi Peygamber Efendimiz nasıl yaşamıştı? Peygamber Efendimiz'in bulunduğu yerde bir aç olamazdı, bir susuz olamazdı, bir hasta olamazdı. Peygamber Efendimiz reisten ve herkes gider onun derdini anlatırdı. Yani bir nevi halifeleri Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer kimse çekinmezdi. En mahrem meselelerini, en gizli meselelerini bile gider anlatırlardı. En fakirden daha fakir yerlerdi. Bir yerde işsiz mi var? Bir yerde susuz mu var? Bir yerde işte sıkıntıda olan bir insan mı var? Peygamber Efendimiz bir Yahudi, bir hasta çocuğun vefat edeceğini duyuyor, koşa koşa gidiyor. Ve babası Yahudi, çocuğa diyor ki çocuğum la ilahe illallah Muhammedur Resulullah de. Ve babası çocuğuna işaret yapıyor. Çocuk la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek vefat ediyor. Efendimiz kimseyi küçümsememişti. Herkes ona derdini rahat anlatabiliyordu. Bir yerde bir mağdur varsa o mağdur olan beldedeki herkes sorumludur. En başta da yöneticiler sorumludur. Mesela vali sorumludur, belediye başkanı sorumludur. Kim sorumludur yani? Yöneticiler sorumludur. Mağdur insanlar var, dul ve yetim insanlar var. Dul ve yetim insanların hali hatırı sorulmalı. Huzur evlerindeki insanların gönlü alınmalı. Yetimhanelerdeki çocukların başı okşanmalı. Ve insanlar için sürekli gayret sarf etmeliyiz. Mesela bizim olduğumuz bir yerde bir arkadaşım işsizse ona iş bulmalıyım. Açsızsa ona aş bulmalıyım. İşsizlik o kadar zor bir şey ki bir erkek için. Mesela bir yerde yöneticilik yapmış, bir yerde patronluk yapmış. Ama sonradan işsiz kalmış, evine ekmek götüremiyor. Bütün dünya yükü omuzlarında. Onu kim anlayacak? Arkadaşları anlayacak. Kim anlayacak? Oranın, o beldenin sorumlusu anlayacak. Yöneticisi anlayacak, valisi, memuru, kimse o anlayacak. Gerekirse kendi işinin yanını alacak. Kendisiyle beraber işi öğretecek ama onu iş sahibi yapacak. Gerçek Müslümanlık. Yanına alacak, çağıracak, bir derdin ne var? Gidecek, evine ziyaret edecek. Bulunduğumuz beldelerde kim fakir, kim yetim, kim öksüz, kim sıkıntıda, bunları ziyaret etmemiz gerekiyor. Hepimiz, bütün müminler. Komşusunu, akrabasını, ülkesine gelen bir insanı, komşu gelen bir insanı hemen ziyaret etmeliyiz. Neye ihtiyacı var? Acaba bir şeye ihtiyacı var mı? Çocuğumun bir şeye ihtiyacı var mı? Arkadaşımın bir şeye ihtiyacı var mı? Şuradaki işte bir başka bir ülkenin insanın bir şeye ihtiyacı var mı? Bir balina vefat ediyor diye bir zorda kalmış diye okyanusta bütün dünya ayağa kalkmıştı. İşte gerçek Müslümanlık budur. Benim evim var ama şu anda yolda, dışarıda, aç, susuz, kediler, köpekler, insanlar var. Ve ben bu insanlar için ne yapıyorum? İşi olmayan arkadaşlarım için ne yapıyorum? Bir yerin yöneticisiyim, bir yerin patronuyum. Bir işçilerim acaba ne durumda? Ben bugün rahatça eşimle çayımı içerken o acaba eşiyle yarın gideceği hastane parası yüzünden tartışıyor olabilir mi? Bu yüzden arkadaşlar, kardeşlerim, hepimize düşen beldemizdeki, yanımızdaki, komşumuzdaki,
yönettiğiniz şirketteki okuldan mı sorumluyuz okul, hastaneden mi sorumluyuz hastane, nereden sorumluysak onların evine gitmek, onların dertlerini çözmek, onların tasalarını dindirmek. Kendi evimde ekmeğimi rahatça alıyor ve o ağlayarak ekmeğini alıyorsa ben o insandan sorumluyum. Allah bizi güzel amellerle donatsın. İnşallah Rabbimizin bizden istediği gerçek bir ümmet olabiliriz. Burada Zeynel bin Abidin'i hiç unutmamak lazım. Gece gündüz, özellikle gece kalkar, bütün fakirlerin kapısına un, şeker, yağ neyse bırakırmış. Bir sabah kalkıyorlar, kimsenin kapısında bir şey yok ve ses duyuyorlar, ezandan sonra selam duyuyorlar. Zeynel bin Abidin vefat etmiş. Gassal yıkarken bakıyor ki sırtı nasır olmuş, hüngür hüngür ağlıyor. Bütün halk da anlıyor ki kendi kapılarına o unu, yağı, şekeri taşıyan Zeynel bin Abidin'miş. Gelecek yıllar böyle insanları bekler. Mesela bakıyorsun bir yerde bir hanımefendi gitmiş Afrika'daki insanları yediriyor, içiriyor, tedavi ediyor, giydiriyor. İşte bizim o insanlara ulaşmamız gerektiği gibi yanı başımızdaki insanlara da ulaşmamız lazım. Ben bir yerde iş sahibiysem, işim varsa o arkadaşımın da iş olmalı ve ben onu gerçekten aşım varsa onun da aşı olmalı. Bunun sorumluluğu, bunun ızdırabı içerisinde yanıp tükenmeliyim. Ama o da başının çaresine baksın veya o çok zor durumda değil ki diye empatiyi yitirmemek lazım. Herkesi empati içerisinde anlamaya çalışmak lazım. Herkesin sıkıntısını anlamaya çalışmak lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyleydi. Efendimiz Hind'in gönlünü böyle kazandı. Ebu Süfyan'ın gönlünü böyle kazandı. İkrimen'in gönlünü böyle kazandı. Hiç kimseyi yitirmedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Vahşinin de gönlünü böyle kazandı. Bizi de gönül kazananlardan eylesin. Hakkınızı helal edin.